Yani öyle her biriyle ilgili ayrı ayrı bir karşılaştırma yapmam çok kolay değil, olanaklı da değil. Ama çok iyi bir kurultay oldu. Yani bizim en iyi kurultaylarımızdandı belki. Ben hem Gürsel Erol'u kutluyorum kurultayı düzenleyen kişi olarak, Elazığ milletvekilimiz. Hem de Ekrem İmamoğlu'nu kutluyorum kurultayı yöneten kişi olarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız. Ayrıca partilerimizin birbirleriyle ilişkileri, birbirlerine karşı tavırları, tabii ki destekler vardı, tabii ki sloganlar vardı. Ama onların ölçülü, sınırlı olması bizim için çok önemli. Belki de tarihimizde ilk kez %50-%50 yarışının olduğu bir kurultayda böyle bir sonucun elde edilmesi önemliydi. Yani genel olarak da partilerimizin bu kanıda olduğunu görüyorum. Basından değerlendirme yapanların buna benzer görüşleri açıkladıklarını görüyorum. Evet, çok iyi bir kurultay oldu sonuç itibarıyla. Bizim genel başkan değişikliğini yaşadığımız kurultay, ilk kurultay yarışma sayılabilecek şekilde 1972 yılındaydı. Zaten dün ona da göndermelerde bulunuldu konuşmalarda 1972 kurultayına. Aslında orada İsmet İnönü istifa ettiği için yani tam bir yarışma olduğunu söylemek olanaklı değil. Daha sonra 1980 bir aksaklık bu ses galiba kurultaydaki. Evet, yani, o kadar gürültü var ki bunu yapmak durumundayız. Evet. Yani umarım konuşmamı engelleyip konuşmanız gayet iyi duyuyoruz. Tamam. Evet. Evet. Sevgili İsmail, senin kulaklığında sıkıntı var. Son dakikada. Tamam. Peki. Evet. Arkadaşlarım hallediyorlar. Evet, lütfen evet, siz devam edin. Onu söylüyordum. Yani 1970 sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi açıldığında ilk yarışmalı kurultayda Hikmet Çetin'i Deniz Bey, rahmetli Deniz Baykal'la birlikte bir mutabakat adayı olarak çıkarmıştık. Dolayısıyla orada bir yarışma olduğunu söylemek olanaklı değil. Daha sonra 99'da partimiz barajın altında kaldı. Deniz Bey aday olmadı. Yani oradaki yarışmayı da bir genel başkanın devrileceği ya da yenileceği çerçevede değerlendirmek olanaklı değil. SHP'de rahmetli İnönü ile rahmetli Baykal'ın bu %50-%50 kurultay yarışları olmuştu ama CHP'de ilk kez böyle oluyor. O nedenle yani baştan bu yana baktığımızda konunun bu yönünde öne çıktığını düşünüyorum İpek Hanım. Bu tabii bu kurultayın niteliğini de düzenlemesini, buradaki havayı, atmosferi de ciddi olarak etkileyen bir şey. Sonuç itibarıyla bence Cumhuriyet Halk Partisi burada çok iyi bir sınav verdi. Yönetimiyle, kurultay yönetimini kastediyorum. Kurultay hazırlayanları ve partilerimizi kastediyorum. Herkesi de kutluyorum. Evet, sizi hala heyecanlandırıyor mu kurultaylar? Tabii, biz çok severiz kurultayları. Yani bence bir yanlışlığımız şu. Biz kurultayları yalnızca seçimler için yapıyoruz. Oysa başka konularda da, önemli konularda da kurultay yapabilmeliyiz. Sayın Genel Başkanımız dün ya da bugün verdiği demeçte bir seferberlik ilanında bulundu dün akşamki konuşmasında ve hemen yerel yönetim seçimlerine hazırlanacağımızı söyledi. Bunu doğru bulduğumu söyleyeyim. Yani tüzük kurultayı olamaz. Bu şekilde tüzük kurultayına gidemeyiz. 20 gün sonra tüzük kurultayı yapılmamalı mı? Yapılmamalı. Katiyen. Çünkü tüzük kurultayı laf olsun diye yapılmaz. Yani çok ciddi bir hazırlığı gerektirir. Çok ciddi bir tartışmayı gerektirir. Her şeyden önce Cumhuriyet Halk Partisi'nde yetki kullanımı konusunda, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Anadolu Türkiye coğrafyasında nasıl örgütleneceği konusunda bir tasarım mutabakatına varmalıyız. Bir tasarım mutabakatı olmalı ki ondan sonra o mutabakatı maddeleştirelim. Zaten tüzük dediğimiz şey de sonuçta bir iktisadi ve toplumsal tasarımın maddeleştirilmiş şeklidir. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yarından itibaren 20 gün sonra gideceğiz. Hiçbir metin yok.
Hiçbir tartışma yok. Taslaklar olabilmeli, bölgelerde örgütler bunu tartışabilmeli, ikinci taslak elde edilebilmeli. Yerel seçimden sonra yapılmalı. Kesin yerel seçimden sonraya bırakılmalı. Ben Sayın Genel Başkan'ın bugünden itibaren yerel yönetim seçimleri için seferber olmalıyız değerlendirmesini, çağrısını çok önemsiyorum. Bir de bir öneride bulunayım. Yani Aralık sonunda, Ocak başında, şimdi yine tebessüm edeceksiniz ama bu kez yerel yönetim seçimleri için bir kurultay yapalım önerisindeyim. Yani Türkiye'nin kentlerinde yaşayan insanlarına nasıl bir kentsel düzen tasarımını sunacağımıza ilişkin bir metni, bir taslağı 3-5 gün müzakere edelim. Ve oylamaya mı sunalım? Oylama yapalım ve kurultay kararına dönüştürelim. Türkiye'de bunun ardından, yani bu çok başarılı kurultayın ardından başarılı bir başka kurultayı, yerel yönetimler için başarılı bir başka kurultayı yaptığımızı görsün. Bu bize daha büyük bir güç kazandıracaktır. Yani şimdi bu kurultayın ardından insanların bizi affedecekleri, size biraz daha yakın davranacakları, sıcak davranacakları beklentisi hepimizde var. Bu onu pekiştirecektir. Eğer öyle bir gelişme varsa bizim yerel yönetim programımızı, yeni kentsel düzen tasarımı adını taşıyan yerel yönetimler programımızı 3-5 gün sürecek bir kurultaydan sonra kamuoyuna açıklamamızı daha büyük bir beğeniyle karşılayacaklardır. Sayısız kere sizinle röportaj yaptık ve her seferinde örgüt dediniz. Evet. Ve bu yapılanmayı ne kadar önemsediğinizi, partinizi, Cumhuriyet Halk Partisi'ni de yükselten şeyin aslında bu örgüte verilen değer olduğunu söylediniz. Ve bunun tekrar yapılanması gerektiğini de ifade ettiniz. Özgür Özel'in örgüte bakışı önümüzdeki günlerde örgütün önceleneceği, örgütün isteklerinin önceleneceği konuşması sizi etkiledi mi bu anlamda? Evet. Aslında yalnızca Özgür Bey'in konuşması değil, Sayın Genel Başkan'ın genel başkan adayıyken kamuoyuna bastırarak sunduğu, kamuoyuyla paylaştığı bir tutum belgesi var. O metinde bu var. Aha. O metinde bu sormuş olduğunuz soruyla ilgili ciddi bir değerlendirme var. Bir de Sayın Genel Başkanımızın 15 Eylül'de yapmış olduğu bir basın toplantısı var. Bu sormuş olduğunuz soruya ilişkin orada da çok ciddi bir değerlendirme var. Onun doğru olduğuna inanıyorum. Doğru bir değerlendirme. Yani şimdi bizim iki tane temel sorunumuz var. Yani bir tanesi örgütte yeni bir siyasi mimarinin inşa edilmesi. Ben bunu dönüşüm diye adlandırıyorum. Bunu da örgütün kapasitesinin yükseltilmesi için yapmalıyız. Yani bizim efsanevi CHP örgütünü geri getirmemiz gerekiyor. Bunun için de nelerin yapılması gerektiğine ilişkin bana göre ilginç tespitler var. Bu ne şeyde. Demek efsanevi CHP örgütü? Ne demek biliyor musunuz? Yani biz %42'leri de aşıyoruz, açtık geçmişimizde. Barajın altında da kaldık. Yani siyasi sıfır diyorum ben baraja. Siyasi sıfır diyorum. Tabii hocamızın yanında böyle bir ifade kullanmak ne kadar doğru bilmiyorum ama gerçekten siyasi sıfır. Yani barajın altında kaldıysan bu o demektir. Şimdi siyasi sıfıra da indik. %40'ın üzerine 42'ye de çıktık. 20 küsür yıldır da hep 25'lerde dolaşıp duruyoruz. Peki bu niye böyle? Yani ne zaman 42'nin üzerine çıkıyoruz? Ne zaman barajın altında kalıyoruz? Ne zaman %20'lerde böyle gidiyoruz? Eğer örgüt İpek Hanım tam kapasiteyle çalıştırılırsa efsanevi hale geliyor. %40'ların üzerine çıkıyor. Ama örgüt kapasitesinin altında görevlendirilirse, çalıştırılırsa işte bu düzeylerde oluyoruz. Ya da barajın altında kalıyoruz. Bu demek. Yani efsanevi CHP örgütü bu demek. Üç şey gerekli. Siyasetin belirlenmesinde örgütümüz devrede olacak. Adaylarımızı, belediye başkan adaylarımızı, milletvekili adaylarımızı örgütümüz seçecek. Belediye meclis üyesi adaylarımızı örgütümüz seçecek. Ayrıca çok doğal olarak tabii ki afiş asacak, pankart asacak, broşür dağıtacak, seçim güvenliğiyle ilgili çalışmalar yapacak. Bu üç işlev eş zamanlı olmalı. Üç işlev eş zamanlı olursa bizi herkes duyar.
o zaman yani bütün Türkiye örgütümüzün sesini duyar ve o zaman efsanevi sonuçlar elde ederiz diye düşünüyorum. Sayın Genel Başkanımızın hem o metinlerdeki açıklamasında hem de dün yapmış olduğu açıklamada konunun bu yönüyle öne çıkarıldığını memnuniyetle görüyorum. Evet.